%5,75 emeklinin derdine derman oldu mu? İnanın pek çok emekli bana şunu soruyor. Bizim Türkiye İstatistik Kurumu hangi marketten, hangi pazardan alışveriş yapıyorsa bize adresini versin. Biz de oradan alışveriş yapalım. Yani 6 aylık enflasyon temel gıda, temel ihtiyaç ürünlerinde 5,75 olarak belirleniyorsa burada bir bizim bilemediğimiz bir sır var. Anlaşılmayan bir şey var. Yani kiralardaki artış ortada, genel giderler hiç saymayacağım şimdi bunları. Hepsini yaşayarak biliyor. Emeklilerin bir değişik konusuna değineceğim izin verirsen bugün. Özellikle 65 yaş üstü emeklilerimiz. Bunlar çok zor durumda. Diyor ki sayın ilgililer lütfen duyurun diyor. Burada Emekli TV'de 65 yaş üstü emeklilerimiz için izin verin hızlıca şu pandemi yasaklarına değineyim. 65 yaş üstü vatandaş olarak mağduriyetimin giderilmesi hususuna bilgi sunacağım diyor. Gün içinde saat 10 ile 20 arasında sokağa çıkma serbestim var. Bu sıcak yaz gününde 20'den sonra evdeyim. Neden acaba? O saatte daha güneş bile batmıyor. 4 aydır evdeyiz. Benim de çocuklarımla, torunlarımla ve arkadaşlarımla bir akşam yemeği buluşması hakkım değil mi? Çıkamazsın diyor. Yaz sezonu açıldı. Arabama atlayıp bir tatile gideyim. Yayınlanan tebliğ gereği 199 veya internetten izin alınması gerekiyor. Ancak her iki müracaatta adeta bitirme sınavına girmek gibi. Benim yazdığım yok. Nerede kalacaksın? Evde. Tapusu var mı? Otelse faturasını ekle. Kiralıksa kontratını ekle. Müsaade almak daha bir stres konusu oluyor. Ben seyahat özgürlüğümü istiyorum. Arabamla çıkarak keseme, sosyal yapıma uygun bir yer bulup orada tatil yapmak istiyorum. Yok, bir ay kalacaksın. Niye? Belki param yetmez, geri döneceğim. Hem tatil yapayım hem de ülkeme ekonomik katkı sağlayayım istiyorum. Gittiğin yerde de saat 10 ile 20 arasında sınırlamaya tabisin. 65 artı yaş için Türkiye'nin her yerinde aynı kısıtlama var. Ben sabah erken veya akşam geç saatte bilirsin yaşlılar yürüyüş yaparlar. Yapabildikleri yegane spor odur. Serinlikte yürüyüş yaparım ama yasak. Bu tür kısıtlamalar inanın insanın bütün psikolojik dengesini bozuyor. Sizler bize ihtimam gösterdiğini zannederken bizi daha çok bozuyorsunuz. Devam edip gidiyor. Ben hemen şuraya bağlayacağım. Sizler bize maaş artışı yaptığını zannederken aslında bizim imkanlarımız azalıyor, daha da daralıyoruz. Bakın, emekli maaşının asgarisinin asgari ücret seviyesinde olması lazım. Neden? Çok basit. Adı üstünde asgari ücret, bakın asgari geçim standartı demiyorum. Açlık sınırı da demiyorum. Asgari ücret. Ama bizim pek çok dul ve yetimimiz 1000 liranın altında aylıkla geçinmeye çalışıyor. 1500 lirayla emekli evini geçindirecek, kirasını ödeyecek, doğalgazını, elektriğini, suyunu, telefonunu, mutfağında da tencere kaynatacak. Bu mümkün mü? Birisi bunu söylesin. Bakın, ülkenin kaynakları filan demesin kimse. Ülkenin kaynakları öyle kaynak ki kimisinin parasının hesabı yok. Anayasamız ne diyor? Anayasa diyor ki herkes mali gücüne göre devlet bütçesine katkı sağlamalıdır. Toplayacak vergiyi emeklisine verecek. Emeklinin yılan hikayesine dönen bir umudu da hala beklemede. Hala gözler orada. Hani o maaş kredi verilecekti, faizsiz kredi. Bırakın onu, emeklinin en büyük dertlerinden biri de maaşında hacizdir. Oysa bizim kanunlarımıza göre emekli maaşı SGK veya nafaka alacağı dışında hazedilemez. Binlerce, on binlerce emekli daraldığında bankadan borç almış, bankadan borç alırken ona kağıt imzalatmışlar, maaşının tamamına el konuyor. Böyle şey olur mu? Bakın, bu konuda yargıda da farklı görüşler var. Emekli maaşının
tamamına el konulmasından ötürü konuyu yargıya taşıyor. Geçinemiyorum efendim diyor. Yani benim maaşımın hiç değilse birazını elime versin. Dörtte üçünü, dörtte ikisini. Bazı mahkemeler diyorlar ki banka bak icra iflas kanununa göre bunu haczedemezsin. Ama haczedilebilir olanların da gelirlerinin dörtte birinden fazlasına izin vermiyor bizim mevzuatımız. O nedenle dörtte birine el koyabilirsin. Onun orada sana verdiği taahhüt maaşın tamamını kapsasa bile bu hakkaniyete uygun değildir. Sen bankasın, tacirsin, basiretli davranıp bunu düşünmen lazımdı. Ödeyemezse ben bunun maaşının tamamına el koyarsam bu insan neyle geçinecek? Ne yiyecek, ne içecek? Perişan durumda olanlar var. Maalesef bazı yargı mercileri de imzayı atarken düşünseydin diyerek talebi reddediyor ve emekli adeta bu yaşlı halinde dilenci haline gelmiş, etrafın yardımlarıyla, ihaneleriyle karnını doyurmaya çalışıyor. Yani emeklinin çilesi büyük. İyi ki emekli TV evet. var. İyi ki konuşturuyor emeklileri. Evet. İyi ki konuşuyor emeklilerin dertlerini. 10 maaş tutarında faizsiz kredi verilecek dendi. Umutlandı. Bütün emekliler umutlandı. Neden umutlandılar? Çok basit. Çarklarını döndüremiyorlar. Adeta tefeciye gider gibi bankaya gidiyor. Önüne koyduğu her kağıda imza atıyor. Sonra gene dönemiyor. İşte bu 10 maaş tutarındaki verilecek olan hibe değil ha. Hibe verilmesi lazım aslında. Açık söyleyeyim. 10 maaş tutarında verin şu insanların ahir ömründe. Ne olur? Bu millet devlet başa kuzgun leşe diyen insanlardan müteşekkil. Vatanını, milletini seven bu insanlar yıllarca çalışmışlar. Yaşlanmışlar, emekli olmuşlar. Geçinemiyorlar. Devletin imkanları bunlar için kullanılmalı. Olandan da alınmalı. Bugün evet, Aydın Bey şimdi şöyle bir şey duydum. Ünlü söz doktoru, konusu. Profesörü, ünlü avukatı, yatlarda, villalarda yaşayanlar. Bunların verdikleri vergiye bakın. Emeklinin çalışırken verdiği bir yıllık vergiyi toplamıyor. Düşünebiliyor musunuz? O halde kaynak yok. Sözü bence geçerli değil. Kaynağı evet. yaratacaksın. Devleti yönetiyorsan o kaynağı olandan alıp olmayana vereceksin. Devlet baba olmak biraz da Robin Hood olmayı gerektirir. Ne yapacak? Olandan alacak, olmayana verip dengeyi sağlayacak. Zaten anayasamızdan bahsettim az önce. Anayasamızın daha ikinci maddesinde sosyal devlet olmaktan bahseder. Herkesin mali gücüne göre kamu giderlerine katkı sağlaması gerektiğini öngörür. Anayasa tüketicilerini, emeklilerini, yurttaşlarını koruyacak tedbirleri almakla mükellef kılmıştır devleti yönetenleri. Dolayısıyla emeklinin talebi yerden arşa kadar haklı. Emekli, yaşlanmış, yorulmuş, buna çile çektirmeyecek. Devlet buna sefa sürdürecek. Az önce okuduğum emeklinin mektubu da diyor ki hiç mi düşünmezsiniz beni? Ben gündüz sıcağında yürüyüşe çıkamam. Akşam 20'den sonra niye bana yasak? Ben 20'den sonra çıkıp yürüyüş yapabilirim. Sabah 8'den 10'dan önce çıkıp daha hava kızarmadan, güneş çok kızmadan, çok sıcak olmadan birkaç adım yürümem lazım sağlığım için. Hava almam lazım. Çocuğumla, torunumla zaman geçirmem lazım. Onların yanına gitmem lazım. Çocuk torun diyelim İzmir'de, kalktı Çorum'dan İzmir'e gitti. En az 30 gün kalacaksın. Ya 30 gün misafirlikte kalınacak durum yok. Niye zorunlu tutuyorsun beni? İzine tabi tutuyor. Üstelik kafasına göre de gidemiyor. İzin alması lazım. Birkaç gün tatil yapayım. Şöyle arabayla gideyim. Ucuz bir yer bulursam gece orada konaklarım. O da yok. Nerede konaklayacağını önceden bana söyleyeceksin diyor. Yani emeklinin nasıl üstün körü düşünüldüğüne bir emsal olarak verdim. Bakın onun parayla ilgisi yok. Öbür tarafta da ekonomik cendere altında sıkışmış, faturaların yükü altında ezilmiş emekli ben nasıl geçineceğim diyor. Ben nasıl dilenmeden geçineceğim? Bakın, Aydın Bey, bakın ülkemizde izin verirseniz bir şöyle ailenin geçinme için
asgari ihtiyaçları var. Peki bu insanların başına hiç mi başka sıkıntı gelmez? Hani bir kenarda bir ihtiyat akçesi olması gerekirken bunların kenarında sürekli borç var. Oradan almış borç, buradan almış borç, bankadan almış borç. Emekli başı önde geziyor. Bir şey söyleyecektim Fatih Bey. Evet Aydın Bey, şunu ifade edecektim ben. Şimdi siz de az önce kısmen ifade ettiniz. 13 milyon emeklinin %80'i bankaya borçlu. Ve ülkemizdeki emekli maaşı ortalaması da yaklaşık 1700 lira. Şimdi 10 maaş dediniz ve en düşük emekli maaşının da 2324 liraya yani asgari ücrete eşitlenmesi gerektiğini ifade ediyor. Kesinlikle, kesinlikle bakın adı üstünde asgari ücret. Hani şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Açıkçası asgari ücretin %25 üstünde diyecektim de yani birinci basamağa çıkalım. Asgari ücret. Evet. Asgari ücret bugün şimdi, kaç dolar ediyor? Söyleyeyim. Yani topladığımızda 320 dolar civarında. Evet. 320 dolar. Bakınız. Amerikan dolarını sevdiğimden değil. Şöyle bir küresel kıyaslama yapalım. Nasıl küresel bir salgın sardı dünyayı? Allah aşkına şu insanların durumu da bir küresel olarak ele alınsın. Emeklinin durumu. Almanya'da bir emekli kaç para alıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde kaç para alıyor? Allah rızası için yapmayın Fatih Bey. Bu devlet binlerce yıllık köklü kültürü olan devletlerden gelmiş bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Yani sonradan ortaya çıkmış İsrail gibi peydahlanmış bir devlet değil. Binlerce yıldır devlet töresi olan bir milletiz biz. Ya Göktürklerden beri. Göktürklerden, Hunlardan, Selçuklulardan, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne gelmişiz. Yani biz yazı tura devleti falan değiliz. Tabii ki vatandaşı devleti sahip çıkacak. Tabii ki emeklisi biraz daha refah bekleyecek. Devletinden bu imkanlarını kimden bekleyeceğiz? Yugoslav'dan yıkıldı. Bulgar'dan mı? Nereden bekleyeceğiz? Bu devletten bekleyeceğiz. Onun için devlet sesimizi duysun, emeklisine sahip çıksın. 13 milyon oy, abartmıyorum, bu ülkeyi kimin yöneteceğine yön verebilecek bir kuvvettir, bir potansiyeldir. Ben siyaset yapmıyorum ama siyasetle bu devletin yönetimine gelenlerin de emekliyi unutmamasını, emeklisini gözetmesini arzu ediyor ve temenni ediyor. Talep de ediyor. Evet Aydın Bey, şimdi en düşük emekli maaşı 2324 lira olduğunda vatandaşımız bu miktarın altında emekli maaşı olan vatandaşlarımız bir nebze olsun nefes alacaklar. Bu bir. İkincisi, şimdi ne dedik? Yaklaşık %80'i emeklilerimizin bankaya borçlu. Kredi kartı kullanıyor. Kredi almış kullanıyor. Her ay para yetmediği için, emekli maaşı yetmediği için ek hesaptan para kullanıyor. Yani emekli elini vermiş, kolunu kaptırmış, şimdi de gövdesini kaptırmış vaziyette. Emekli de kendisine bu borç bataklığının içerisinde uzanacak olan bir yardım eli bekliyor. Ne diyoruz biz Emekli TV'de? Siz de ifade ettiniz, biz de ediyoruz. Diyoruz ki emeklileri gelin el birliğiyle şu bankalardan kurtaralım. Bunun da çözümü şu: vatandaşa destek kredisi adı altında nasıl 7,5-8 milyon vatandaşa başvuru alındı, destek kredisi verildi düşük bir faizle. Biz de diyoruz ki emekliye 0 faizle 10 maaş kredi verin ve bu 10 maaşla da vatandaş bir nebze olsun bankaya olan borcunu kapatsın. Vatandaşa hibe etmeyin, maaşından her ay %25 oranında da bir kesinti yapın, parayı alın. Ve bu kredi borcu bitene kadar da bu vatandaş bankadan kredi almasın. Ki bir nebze olsun ömrünün kalan kısmını borçsuz her ay bankaya gidip maaşından kesinti yaptırmadan hayatını yaşasın. E şimdi emekliye para yok. Topçuya para var, popçuya para var ama emekliye kaynak yok Aydın Bey. Hiçbir zaman kaynak olmadı. %5.75. Allah aşkına çok güzel bir ifade kullandınız. Bu biliyorsunuz değerli izleyicilerimiz, emeklilerimiz 6 ayda bir enflasyon ortalamasında zam alıyor.
TÜİK dediğiniz gibi hangi marketten alışveriş yapıyorsa, evine hangi marketten gidip domates alıyorsa, et alıyorsa, üstüne gömlek alıyorsa emeklimiz de gitsin oradan alsın, %5.75'i görsün. Kardeşim çarşıda, pazarda yangın var. En ucuz yaz ayındayız. En ucuz domatesin kilosu 6,5-7 lira olmuş. Etin kilosu 80 lira. 80 lira oldu etin kilosu. Kıyma 65 lira. Nerede? Nerede bu %5.75? Yani kusura bakma sözünü kestim Fatih Beyciğim. Lütfen bakın, bankaya gerçekten çok borçlular. Bankalar ek hesaba çok yüksek faiz uygulatıyorlardı. Buradan emeklilerimize hatırlatmak isterim. Emekli TV kanalıyla. O ek hesaplar var ya, KMH dedikleri kredili mevduat hesapları, orada aylık faiz %4'ler, 5'ler, 6'lar gidiyordu. Onunla ilgili biz çabaladık, tüketici dernekleri olarak ona bir sınır getirttik. Kredi kartına uygulanan aylık faiz en yüksek faizlerden biriydi. Onu geçemez diye bir sınır getirdik. Ayrıca hesap işletim ücreti alıyorlardı. Hesap işletim ücretini bizzat ben tüketici derneği olarak Danıştay'da dava edip iptal ettirdim. Hesap işletim ücreti alamıyorlar. Ama ne yapıyorlar biliyor musunuz? Kurt kuzuyu yemeği kafasına koymuş ya, kart aidatı alıyor. Oysa tüketici kanununda aidatsız kart sunma zorunluluğu var. Hangi emeklimize sundular? Bir de aralarında anlaşmış gibi tüketici bilinçli davranırsa, yani emekli derse ki arkadaş benim aidatsız kart hakkım var, bunu niye sunmuyorsun? Olur, veririz diyorlar. Veririz de taksit imkanı olmaz. O an yazmaz. Peki aranızda anlaştınız mı siz bütün bankalar? Hepiniz aynı şeyi söylüyorsunuz papağan gibi. Bu rekabet kanununa aykırıdır. 4054 sayılı rekabet kanunun 4. maddesi böyle aralarında eylem birliği ve ortak hareket etmelerini kesinlikle yasaklamıştır. Daha birkaç yıl önce 12 bankayı ihbar ettik aralarındaki yazışmalarla birlikte rekabet kurumu. Bu 12 banka deyip geçmeyin, 12 banka piyasanın %95'inden fazlasına hakim olan bütün büyük bankalar, 3 kamu bankamız da dahil. Onlara 1 milyar 120 milyon civarında hazine ceza kesti. Daha doğrusu rekabet kurumu kesti, hazineye kaynak gitti. Nerede vatandaştan alınan, haksız yere alınan para? Vatandaşın zararı nerede? Hazine para sağladı. Tamam, 1 milyar 120 milyon civarında bir ceza kesti, hazineye para girdi. Peki o esnada kredi çekip aralarında anlaştıkları için yüksek faiz ödeyen emeklinin zararı ne olacak? Oysa 4054 sayılı yasada madde var. Diyor ki uğradığı zarar 3 katına kadar tazmin edilebilir. Nerede? Yok ortada. Emekli geçim derdinde. Bugün en düşük kira, en döküntü evin 750-800 lira. Siz bunu asgari ücret seviyesine getirdiğinizde zaten 1/3 kiraya gitti. Diğer 1/3 doğalgaz, elektrik, su tasarruflu kullanırsa haberleşme giderleri. Kalan 1/3 üstünü başını mı alacak? Yok. Yamayacak, sökükse dikecek, giyecek, penceresine bir şeyler koyacak. Neyle koyacak? Et 80 lira. Kıyma en ucuz yerde 60-65 lira. İnanın araştırıp da konuşuyorum. Şimdi Allah'tan dün çıktım pazara. Domates, patlıcan, kabak, bir takım sebzeler, meyvelerde biraz ucuzluk gördüm. En ucuz bulduğum kiraz 5 liraydı. Ya emeklinin hakkı değil mi ağzına birkaç tane kiraz atmak? 5 liraydı en ucuz bulduğum kiraz. Aydın Bey, şimdi bayram geliyor. Fiyatları veriyorsunuz. Etin kilosu 85-90 lira. En ucuz kıymanın kilosu 65 lira. Domatesin kilosu 8 lira, 9 lira olmuş. Emekli bayramda ne yapacak? Soruyorum, bayrama nasıl giriyor emekli? Sen bir müjde ver Emekli TV'den. Emeklinin bayram maaşlığına %20 artış getirildi de. Söyle. Yok, veremiyorum. Yok Aydın Bey, 3 yıldır 1000 lira. Dul yetimlere de 750 lira pay ediliyor biliyorsunuz. Nerede? Yok öyle bir şey. Standart kalıyorum.
Yani baktığımız zaman değerli izleyicilerimiz, yani bakın. Emeklinin bayram ikramiyesi standart kalıyor. Nasıl olduysa dondu orada. Her şeyin fiyatı arttı. Ha, maaşı da arttı %5.75. Ama nedense o bayram maaşlığı artmıyor. Şimdi Kurban Bayramı geliyor. Kurban fiyatları aynı mı? 3 yıl önceki gibi mi? Karnını doyuramayan emekli kurbanı mı düşünüyor demeyin. Bizim insanımızın, inançlı insanımızın inancına saygı gösterelim. Yemez içmez dişinden tırnağından arttırır. Elinde kalan son kıymetli alyansını bozdurur. Gücü yetiyorsa küçük bir koyun alır, Allah'a ibadetini yerine getirir. Kimsenin de bunu kınamaya hakkı yok. Haddimiz de değil. Ama dediğim gibi kurbana bakın. Yakacak fiyatlarına, doğalgaz fiyatlarına bakın. Önümüz kış. İnşallah bu taleplerimiz yerine gelir. Emeklilerin yüzü birazcık güler. Emekli TV bunları dile getirdiği için ben severek, isteyerek burada yer alıyorum. Çok da şükran duyuyorum size. Hakikaten 13 milyonluk bir kitle, kusura bakmayın, kimse de yanlış anlamasın, sahipsiz. Yani bir takım dernekleri falan var ama kusura bakmasın. Evet, çok güzel bir konuya temas ettiniz. İzniniz olursa Aydın Bey, ben bu konuyla ilgili birkaç şey söz etmek isterim. Çok güzel bir noktaya geldiniz. Bakın değerli izleyicilerimiz. Emekli bankalar tarafından soyuluyor. Emekli dernekleri adı altında birkaç tane dernek var. 500-600 bin üyesi, kağıt üzerinde üyesi olan dernekler var. Şimdi sizlere soruyorum ben bu dernekleri. Bugüne kadar sizin faydanıza hangi adımı attılar? Emekliye %5.75 zam yapılıyor. Bu zam ne demek biliyor musunuz? 1000 lira maaşı olana 57,5 lira zam, 2000 lira maaşı olana ise 110 küsür lira zam demektir. Kalkıyorlar, bunu alkışlıyorlar. Emeklinin bayram ikramiyesine 3 yıldır Aydın Bey de ifade etti, zam yok. Kalkıyorlar, diyorlar ki her şey güllük gülistanlık, bu zam yeter. Kardeşim, sizin amacınız ne? Bu gariban, bankaya borçlu olan emeklinin derdiyle ilgileneceğine sen başka bir şeyle ilgileniyorsun. Sen cebinle ilgileniyorsun. Emekli sahipsiz. Bankalar soyuyor diyoruz kardeşim emekliye. Soygun var. Maaşını haciz koyuyor. Haciz değil, bloke adı altında koyuyor. Vatandaş yine maaşını alamıyor. Emekliye bir tane kredi kartı veriyor. O kredi kartına yüzde bilmem kaç faiz uyguluyor. Kredi alıyor. Bilmem ne parası, faizi, oyu buyu derken emekliyi adeta bankalar köle haline getiriyor. Emekli sahipsiz derken bir tane dernek, bir tane STK çıkıp diyor mu kardeşim? Siz de bu ülkede sözde derneksiniz. Bu gariban emekli için ne iş yaptın? Bakın Aydın Bey ne diyor? Diyor ki kardeşim pahalılık var diyor. Etin kilosu 90 lira. Bakın gerçekleri konuşmak suç değil. 90 liraysa sen bir emekli derneğisin, çıkacaksın diyeceksin ki et 90 lira oldu. Emekli etin tadını unuttu. Emekli için tavuk bile lüks oldu diyeceksin. Dediniz mi bugüne kadar? Burada yumurta da lüks oldu. Yumurta, süt, uçtu fiyatlar, uçtu inanın. Organik 12'li yumurta baktım. 20 lira 75 kuruş. Şaka değil, bunları bu gözlerimle gördüm. Bu programa çıkacağım diye önce pazara ve markete gittim ben. Pazarda ucuz domates gördüm. Koştum gittim markete baktım. Markette hala onun 3-4 katıydı fiyatlar. Patlıcan gördüm. Bakın pazarda da farklı fiyatlar var. Ben en ucuzlarına bakıyorum emekli gözüyle. Yani 3 liralık patlıcana bakmıyorum. Gidiyorum 1 lira 25 kuruşa var mı? 1 liraya var mı? Biraz pörsümüş falan da olsa gözüm görmüyor o kadarını. Emekli gözüyle baktığım için ben bakıyorum markette 3 katı fiyat var. Şimdi TÜİK nerede hesaplıyor, nereden alışveriş yapıyor? Gerçekten merak ediyorum. Yani fiyatları nereden alıyor? Benim gibi gidip pazarın en ücra köşelerinden arayıp onu mu kriter olarak alıyor da böyle hesaplıyor? Bankalar, vallahi kusura bakmasın, bankalar bu ülkenin kurumları, bu ülkenin yasalarına göre çalışmak zorundalar. E arkadaş ya, şu emekliye, emekli maaşını senden alıyor diye çıkarttın bir kredi kartı verdin. Niye kesiyorsun 150 lirasını, 140 lirasını? Yazık günah değil mi? Bak onun
1000 lira maaş alan yetimin aylığı 57,5 lira arttı. Düşünebiliyor musun? Sen onun aylığının neredeyse 3 katı kadar aidat diye para kesiyorsun. 3 aylık zammını elinden aldın. İnsaf ya. Aydın Bey bakın, şimdi bayram geliyor diyoruz. Bayram geldi. İnanın bana, size de çok sayıda mesaj geliyor, size ulaşıyor emekliler, biliyorum. Bize de çok sayıda ulaşan emeklimiz var değerli izleyicilerimiz. Bayram geliyor, emekli şimdi kara kara düşünüyor. İnanın bana, cebinde 1 kilo çay, 1 kilo şeker alacak parası olmayan emeklilerimiz var. Biz ne diyoruz? Diyoruz ki ülkemizin şartlarını biliyoruz. Herkese 5000 lira emekli maaşı verilmesi mümkün değil. Ama insani çerçevede, vicdani çerçevede, ahlaki çerçevede gelin emekliye en düşük asgari ücret oranında 2324 lira maaş verin diyoruz. Çünkü devlet diyor ki, her yıl asgari ücret tespit komisyonu toplanıyor, diyor ki bir aile diyor 2324 lirayla geçinir diyor. Tamam, kabul ettik diyelim. E kardeşim, diğer tarafta sen emekliye 1500 lira veriyorsun. O da devletin kurumu, bu da devletin kurumu. Şimdi emekli de doğal olarak şunu soruyor, şunu dile getiriyor. Kardeşim diyor, sen diyor bankaların kucağına beni atmışsın. Ben gırtlağıma kadar borcun içerisindeyim. Çarşıda, pazarda yangın var. Ömrümün sonuna kadar ben bankaya taksit ödüyorum. Beni bu borç bataklığının içerisinde kim alıp çıkartacak diye soruyor. Ne diyor Aydın Bey? 90 lira, 100 lira olmuş kardeşim et. Emekli kasabın yolunu unuttu, kasabın yolunu. Bırak tadı. Kurban Bayramı geliyor. Eşi, dostu, komşusu et getirirse, pek çok emeklimiz için söylüyorum, o birkaç gün et yiyecek. Ondan sonra bir sonraki Kurban Bayramı'na kadar evine et girmeyecek. Kardeşim, bunları Türkiye'nin gerçekleri. Ne diyoruz? Emekli dernekleri var. Kardeşim, ne iş yapıyorsunuz siz ya? 600 bin üyesi olan bir dernek var Aydın Bey. Emeklinin maaşından her yıl, bakın üye olan her yıl 57 lira para kesiyorlar. 600 bin, 600 bin çarpı 57, 35 trilyon para yapar eski parayla. Kardeşim, sen emekli derneğisin, 35 trilyon parayı ne yapıyorsun? Bana bir söyle bakayım. 35 trilyon para nerede? Her yıl, her yıl emeklinin maaşından, kaynaktan alıyorlar Aydın Bey. Biliyorum, aylık 3 milyon lira ortalama girdileri oluyor. 3 kuruşluk fayda görmedim ben. Emeklilerden de duymadım. Ancak şunu ifade edeyim. Geçtiğimiz günlerde gözlerimi dolu dolu yapan kısa bir video gördüm internette. Maskesiz bir yaşlıca vatandaşa niye takmıyorsun maske? Maskem yok diyor. Alsana diyor. Param yok diyor. 1 lira diyor. O da mı yok? O da yok. Düşünebiliyor musun emeklinin halini? Ona üzerine gelmeseler söylemeyecek. Bunlar dilenmez dilenci oldular. Belli yaşa gelmiş insanlar. Artık onlar için kolay değil ona buna el açmak. İnan ki sen bankalar söylüyorsun. Doğru, bankalar kıskaçını almış. Eşe dosta da borçları var. Yüzleri yok daha isteyecek. O bakımdan elektriğini ödeyemeyen pek çok emekli bana ulaşıyor. Diyor ki pandemi nedeniyle kesmezler değil mi diyor. Pandeminin arkasına saklanıyor. Pandemiyi kurtarıcı olarak görüyor Fatih Bey. Ödeyemiyor, ödeyememiş. Evet. Diyor ki pandemi nedeniyle kesmezler değil mi diyor. Suyunu, elektriğini, doğalgazını ödeyemiyor. Bu salgın sürecinde şimdi evde kaldılar ve ödeyemez haldeler. Şimdi Aydın Bey, fatura dediniz, emekli her ay en az 700 lira civarında ortalama bir fatura ödüyor. Elektrik, su, doğalgaz, cep telefonu, internet derken. Söyledim ya, asgari ücrete çekseler 1/3'ünü bunlar alıyor dedim. Evet, evet, çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Bakın, kira alıyor. Emekli her ay bu parayı ödemek zorunda. Yoksa elektrik, suyu dediğiniz gibi kesilecek. Şimdi biz de diyoruz ki gelin kardeşim, emekliye zaten %5.75 zam verdiniz. Adeta bir çocuğun eline harçlık veriyormuş gibi. E gelin, madem vatandaşa zam veremiyorsunuz, gelin elektriğine, emeklinin elektriğine %50 teşvik verin. Suyunu bedava yapın, 100 liraya kadar olan suyunu.
doğalgazına %50 indirim yapın. Emekli o zaman der ki %5.75 artı faturalara yapılan bu teşviklerle beraber ben bir nebze olsun rahat ederim der. E kardeşim ne teşvik veriyorsun? Emekliyi kaderiyle baş başa bırakıyorsun. Bankaların kucağına atıyorsun. Emekli borç batağında, ondan sonra bu faturayı ödeyemez noktaya geliyor. Ondan sonra da seçim döneminde geliyorsun. Emeklinin kapısını çalıyorsun. Diyorsun ki gel bana oy ver diyorsun. Aydın Bey bakınız, bir dernekten bahsettik. 1 liralık maske parası olmayan gariban emeklimiz var dedik ya. Ayda 3 trilyon para geliyor bu derneğin kasasına. Emeklinin parası bu. Emeklinin parasının maaşından 57 lira kesiyorlar. 600 bin emeklinin bu derneğe veriyorlar. Ankara'ya gidin 5 katlı bir tane plazada. Kapıda 3-4 tane makam arabası var. Soruyorsun sen ne iş yapıyorsun diye. Diyor ki bizim birkaç yerde otellerimiz var. Biz emekliye destek veriyoruz, emekliye eğitim veriyoruz. Ne eğitimi veriyorsun sen? Emeklinin eğitime mi ihtiyacı var? Neden bahsediyorsun sen? Maske alamayan örneği veriyor Aydın Bey. Sen 600 bin üyene bir paket maske gönderdin mi? Vatandaş evinde ne yiyor ne içiyor diye gariban üyemin haberi var mı diye soruyor musun? Kardeşim bu ülkede herkes emekliyi soyuyor. Türkçesi bu. Kusura bakmayın. İşin doğrusunu ortadan konuşacağız. Kitabın ortasından. Ayda 3 trilyon para alacaksın. Ben emeklinin hakkını savunuyorum diyeceksin. Ne hakkından bahsediyorsun arkadaş sen? %5.75 zam yapıldığında çıkıp dedin mi? Bu ülkedeki enflasyon en az %25 dedin mi? Hangi %5.75? Fatih Bey. Bizim sokaktaki kedilerin miyavlamasını duydum. Ben o derneklerden çıt duymadım. Kulağım delik bekliyorum. Bakın sokaktaki kedi miyavlıyor duyuyorum. Emekli derneğinden ses yok. Böyle bir şey olamaz. Yani ayrıca az önce çok önemli bir şeyler söyledi. Yani o kadar paralel ki ve o kadar mantıki ve hukuki ki anayasamızın emrettiğini yap dedin. Kime dedin? Bu devleti yönetenlere, emekliye, asgari ücret seviyesinin altında aylık verme. Çünkü o aylık asgarinin de altındaysa veriyormuş. Muş gibisindir. Vereceksen onu hiç değilse asgari seviyede tut alt tabanını. İki, temel ihtiyacı olan elektriği, doğalgazı, suyu yalıda oturanla aynı fiyata veriyorsun yahu. Aynı fiyata. Doğalgazın metreküpü o yalılarda, köşklerde, saray gibi malikanede oturanlarla gariban nohut oda bakla sofa küçücük evinde oturan emekli aynı fiyattan alıyor. Olur mu öyle şey? Bu sosyal adalet mi? Bu sosyal devlet anlayışı mı? Kusura bakma heyecan yaptım. Seni dinlerken o kadar mantıklı şeyler söyledin ki belli emeklinin içinden, emeklinin gönlünden, emeklinin yaşamından, oradaki dokunuşlardan, titreşimlerden getirip şu ekrana sunuyorsun. Ben de etkilendim. Niye yapmıyorlar? Aydın Bey. Neden yapmıyorlar deme hakkımız yok mu bizim? Bakın Aydın Bey, ülkemizde emekli almış olduğu bu düşük emekli maaşıyla ayakta durmaya çalışıyor. Şunu yapıyor emekli. Ali'nin külahını Veli'ye, Veli'ninkinde Ali'ye giydiriyor. Sonra öyle bir noktaya geliyor ki bankaların borçlarından, siz de ifade ettiniz, eşine dostuna olan borcundan dolayı artık büyük bir çıkmazın içerisine giriyor. Sosyal devlet, emekli eğer geçinemiyorsa kira yardımı yapar. Sosyal devlet eğer emekli doktora gittiği zaman doktordan muayene ücreti adı altında bir para almaz. Sosyal devlet emekli İlaç aldığı zaman ilaç farkı adı altında bir kesinti yapmaz. Sosyal devlet emeklisini insanca yaşatır. Ne dediniz? Avrupa'da yaşayan vatandaşlar ülkemize gelip emekli maaşlarıyla tatil yapabiliyorlar. Bizim vatandaşımız evinden çıkamıyor. Cebinde 5 lira dolmuş parası yok. Köyüne gidemiyor. Bırak 5 yıldızlı oteli. Evinden çıkamıyor. 4 duvar içerisine mahkum olmuş. Niye? Cebinde para yok. Eşiyle, çocuğuyla bir akşam bir gidip bir restoranda oturup bir döner yiyemeyen emeklimiz var. Bunu biliyor musunuz?
Şimdi ekranları başında bizi izleyenlere soruyorum. Emeklilerimize en son eşinizle, çoluk çocuğunuzla beraber ne zaman gidip bir yerde tatil yaptınız? Ne zaman kasaba gittiniz? Ne zaman bir restorana gidip yemek yediniz? Hadi buyurun cevabını verin. Evet. Bu süreç içinde emekli küsmüş, emekli dargın, emekli boynu bükük ve kimileri de servetinin hesabını bilmiyor. Kimileri de parayı nasıl harcayacağını hesap etmiyor. İnanın, bakın, bazı lüks semtlere de gidiyorum ben gözlem için. Varoş dediğimiz dar gelirli insanların çoğunlukta olduğu yerlere de sosyete pazarına da giriyorum, halk pazarına da giriyorum. Çok ilginç şeyler görüyorum. Market, bu beş zincir marketler var ya, büyük, büyük büyük. İsimlerini söylemeyeyim, herkes biliyor. Alışveriş yapıyor, kasada bakıyorum fiyat etiketine bakmamış, çıldıracağım ya. Almış koymuş sepete. Fiyatından haberi yok. Kaça aldınız onu diyorum. Bilmem ki diyor. Ya böyle bir şey olmaz. Dün ilginç bir şey oldu. Girdim o büyük marketlerden birine. 12'li kağıt aldı. Baktım 37 lira 90 kuruş. 38 lira. Yormayalım kafaları. 12'li. Aynı markanın altılısına baktım. İndirime girmiş. 14.90. 15 lira. Yani iki tane altılı aldığımda öbürü gibi 12'li olacak. İki tane altılı kağıt havlu 30 lira. Ama 12 tanesini bir arada alırsanız 38 lira. Hem çoklu alıyorsun hem kazıklanıyorsun. Ve orada hanımın biri aldı, sepete koydu 12'liyi. Dayanamadım ya. Dur dedim. Dur. Aynı markayı daha ucuza alabiliyorsun burada. Böyle özensiz, böyle dikkatsiz harcama yapılıyorsa ben şunu düşünürüm arkadaş. Bunlarda para çok. Bunlarda para çok. Bunlara yaptığınız muameleyi o garibim emekliye yapmayın diyorum. Kime diyorum bunu? Herkese diyorum. En başında devlete. Devlete diyorum ki sen o bakmadan sepete fiyatını sormadan koyan vatandaşına elektriği iki katına sat. Emekliye %50 indirimli ver. Fukaraya veriyorlar. Ben çıktım talepte bulundum. Yani eskiden yeşil kart derdik ya. Şimdi yoksulluk sınırının altında. Yani hane halkında, halkının kişi başına geliri brüt asgari ücretin üçte birinden az ise bunlar yoksul kabul ediliyor. Onlara şimdi aylık 150 kilovat elektriği ücretsiz veriyorlar. Devlet sponsor ediyor. Emekliye de verecek. Emekliye de %50'den %50 indirimli versin. O hesabını kitabını bilmeyenler iki katına satsın. O onun işi. O devletin işi. Biz emekliler olarak, Emekli TV'de derdini söyleyenler olarak yaklaşık toplam seçmenin, Türkiye seçmeninin %25'ine yakınlık bir kesimini oluşturanlar olarak biraz hatırımız sayılsın, biraz derdimizle ilgilenilsin istiyoruz. Çok şey istiyoruz. Çok şey istemiyoruz. Belki de pek çok emeklimiz hayatının çok kısa bir bölümü kaldı. Orada gülümsemek ihtiyacında demeyelim. Gülümsemeye layık diyelim. Gülümsetilmeli diyelim. Acı içindeler. Çık. Bak, parklara gidiyorum, kalabalık meydanlara gidiyorum. Emeklim boynu bükük, küsmüş, hayata küsmüş. Niye? Borçlu arkadaş, borçlu. İhtiyaçlarını görmek bir tarafa, borcumu nasıl ödeyeceğim diye düşünüyor. O borcun altından kalkamıyor. İşte onun için programın başında söylediğimiz gibi şu 10 maaş tutarında borç diyoruz bakın emekliye, isteyen emekliye 10 maaşı tutarında bir borç verin. Faiz almayın. Devletsiniz siz. Siz devletsiniz. Ya şu 83 milyonluk Türkiye nüfusu, yurttaşları
dar gelirli emeklisinin refahı için birazcık fedakarlık yapmaz mı? Bu emekliler kimin nesi? Bunlar yani leylek getirmedi. Bunlar bu ülkenin yurttaşları. Bu yurttaşların anneleri, babaları, dedeleri, büyük anneleri değil mi? Evet, onlar. Onlardan söz ediyoruz. Onların yüzlerini gülümsetmekten söz ediyoruz. Onların hakkıdır diyoruz. Onlara sadaka, ihanet değil, haklarını vermek gerek. Nasıl ki bir toplu taşımada otururken, metrobüste, metroda, tramvayda, otobüste, yaşlı geldiğinde kalkıp yerimizi veriyoruz. Bu bizim ödevimiz. İşte onların yüzünü gülümsetmek de devlet, millet, hepimizin ödevi. Onları küstürmeyelim. Onları küstürmeyelim. Siyasete sesleniyorum. Siyasetin tepesindekilere sesleniyorum. Onları oy deposu olarak görüp sadece seçim dönemlerinde gelip bol keseden vaatlerde bulunup gitmeyelim. Çünkü inanmıyorlar. Arkanızdan buruk buruk bakıyorlar. Biliyorlar ki o aldığınız notları, o sigara paketinin arkasına not kağıdına yazdığınız notları daha siz oradan uzaklaşmadan köşedeki çöpe atacaksınız. Buna inanmışlar. Bu benim suçum mu? Hayır. Bu emeklinin suçu mu? Hayır. Bu neyin suçu biliyor musunuz? Daha doğrusu neyin emaresi? Söyleyeyim, somut olarak söyleyeyim. Bu ülkede 99 yılında bir vergi zinciri getirildi. Özel iletişim vergisi, deprem vergileri dedik biz. Bunlara bir yıl alınacaktı. Ebediyen kaldı. Bütün emekliler ödüyor şimdi onu. Son örnekte 3 yıl önce emekliye 1000 lira bayram harçlığı getirildi. 3 yıldır o da sabit kaldı. Bir türlü büyümüyor. Her şeyin fiyatı artıyor. Emeklinin bayram harçlığı nedense sabit kaldı. Aslında sabit de kalmıyor. Enflasyonla birlikte küçülüyor. 3 yıl önce dolar kaç paraydı bakalım. Sevmiyorum doları, yanlış anlamayın. Yani kıyas yapmak için söylüyorum. İsviçre frangına da bakabiliriz. Kaç paraydı bugün, kaç para? Evet. 3 yıl önceki fiyatın 2 katına yaklaştı dolar. Evet. Evet, enflasyonla yaşayan bir ülkeyiz. Hal böyle olunca da değerli izleyicilerimiz, emeklinin bayram ikramiyesi her yıl diyelim ki %20 enflasyon var. 1000 lira, 3 yıl öncenin 1000 lirası bugün 600 lira, özür diliyorum 400 lira oldu demektir. Ama yeri geldiğinde de ne diyor sayın devlet büyüklerimiz? Biz emeklimizi enflasyona ezdirmiyoruz diyorlar. %5.75 zam veriyorlar. Bayram ikramiyesine de sağ olsunlar hiçbir zam yapmadılar. Emeklilerimizin, özellikle de emekli derneklerimizin hepsi devletimize, sayın siyasetçilerimize çok teşekkür ediyorlar. Bu %0 olan bayram ikramiyesi zammından dolayı. Emeklilerin sıkıntılarını giderebildiği ölçüde sosyal devlettir, vefalı millettir. Bu ülkenin insanları bu sıfatları hak ediyor ama gereğini yapsın. En başta bu 5.75 zammı, o TÜİK'in enflasyonunu bir yere koyup ona bir iyileştirme farkı getirsinler. O maaş borç. Borç diyorum bakın. Versinler isteyen emeklilere ki o tepeci baskısı kuran bankaların kıskacından kurtulsunlar. Emeklinin temel ihtiyacı olan elektrik, su, doğalgaz, haberleşmede mutlaka indirimli fiyat uygulansın. Geçen yıl doğalgaza %60, elektriğe %58 zam yapıldı. Emekliyi ayırt ettiler mi? Hayır. Emekli hala o zamlı fiyattan ödüyor elektriğini, doğalgazını. Dünyada petrol fiyatları düştü. Ama düşmese de sosyal devlet emeklisini koruyacak demektir. Bekliyoruz, umuyoruz, diliyoruz. Aydın Bey, bakın. Yaramı deştiniz. Emekliyle ilgili ne varsa biz oradayız. Bir gazeteci olarak. Emeklinin menfaatine ne varsa, bir sorunu varsa bunların hepsini gündeme taşıyoruz. Türkiye'de tek. Bu adını vermediğimiz derneğe 1500 sefer aradık. Sürekli kaçıyorlar.
Niye? Biliyorlar çünkü soracağımız soruları. Diyeceğiz ki biz onlara emekli adına şunu soruyu soracağız. Diyeceğiz ki emekli için bugüne kadar ne yaptın? Sen emekliler derneğisin. %5.75 zam verilirken sen dedin mi bu zam yetmez diye. Bayram ikramiyesine zam yapılmazken sen zam istedin mi? Yok. Niye? Keyfiniz yerinde kardeşim. Her ay 3 trilyon para geliyor. Oh! Dernek 3 trilyondan bahsediyorum arkadaş. 3 milyon lira bir dernek 3 trilyon parayla ne iş yapar? Hastane mi işletiyorsun? Garibanlara sağlık hizmeti mi veriyorsun? Aş evin mi var? Gariban emekliye yemek mi veriyorsun? Terzihanem mi var? Elbise mi veriyorsun emekliye? Maske mi veriyorsun? Ne iş yapıyorsun? 3 trilyon para. Her birinin altında makam arabası, sekreterler, 5 katlı plazada. Ayıp. Bu milletin ahı sizin yakanızı tutacaktır. Ben size bu soruyu, daha doğrusu bu talebi iletirken böyle bir cevapla karşılaşacağımı tahmin ediyordum. Çünkü sizi tanıyorum. Kim olursa olsun, kim olursa olsun çağırırsınız. Burada hodri meydan dersiniz. Buyur konuş. Biliyordum, tahmin ediyordum. Ama benim tanıdığım bir emekli dernek başkanı var. Ona bahsedeceğim. Gelsin o konuşsun. Onun böyle büyük gelirleri yok. Zaten inanın Fatih Bey, çok iyi biliyorsunuz ki 40 yıl, 50 yıl çalışıp emekli olmuş hiçbir emeklimiz bu parayı bir arada görmemiştir. Onların maaşlarından devlet tarafından kesiliyor. Aidat diye bir anda yatırılıyor 35 milyon lira. Bir anda. Bırak 35 milyon. 3,5 milyonu bir arada görmemiştir. 350 bin lirayı bir arada görmemiştir. 35 bin lirayı hala başını sokacak bir ev alamayanlar var. Bitirdim programı biliyorum ama bu emeklilerle ilgili programa çıkarken kafamda şu vardı. Şimdi konut kredilerine bir teşvik getirildi. Kamu bankaları 0,64 aylık faiz ile 15 yıl vadeli bir yıl ödemesiz kredi veriyor. Programa çıkmadan dedim ki emeklilerimizden ev sahibi olmak isteyen olabilir. Ömrünün son yıllarını kirada geçirmeyeyim de başımı sokacak şu dünyada dikili bir taşım olsun. Çoluk çocuk torun torba da benden sonra dua etsin. Ama bir hesap ettim. Şimdi 200 bin lira kredi kullansa 220 bin liralık bir ev alacak. %90'ı kredi. Bir yıl ödemesi 15 yıl vade. İnanır mısın? Asgari ücret dedin ya. Asgari ücret kadar olsun en az emekli maaşı. Tamamı gidiyor taksite. Hesap ettim. Yani şeyde, Aydın Bey 200 bin lira alan biri geriye 140 bin lira, 340 bin lira ödeyecek. Bakın bunların hepsi kandırmaca. Kusura bakmasın hiç kimse. 200 bin lira alacak vatandaş. 15 yılda artı 140 bin lira üzerine gelecek. 40 bin lira para ödeyecek. Bırakın bunları. Bunları bırakın arkadaş. Bunlar hepsi kandırmaca. Bu paralar geriye ödenecek. Emekli maaşıyla bir tane simit alırsa şanslı. Aydın Bey. Evet. Bakın 340 bin lirayı 180'ye bölüyordum. 2000 liranın üzerinde bir meblağ çıkıyor. Bunun kullanımı esnasında %50 dosya masrafı kesiyorlar. Ekspertiz ücreti alıyorlar. Bir de yüklü bir sigorta primi alıyorlar. Dolayısıyla 2325 lira olsa dahi emekli o maaşın tamamını o taksite yatıracak. Ne elektriğe, ne suya, ne doğalgaza, ne efendime söyleyeyim mutfağa, ne üste başa hiçbir şeye para kalmıyor. Onun için Allah emeklinin yardımcısı olsun, devleti yönetenlere de emekliye karşı biraz insaflı olma duygusu versin. İnşallah emeklilerimiz bundan sonra bu yayınları izleyen yetkililerimizin katkılarıyla belki bir nebze daha iyiye doğru giderler. Ya 3 senedir bayram harçlığı artmıyor. Böyle kuru ağaç dalı gibi kaldı durduğu yerde. Her şey arttı. Bunun bir izahı olmadı. Onun izahını Fatih Polat yaptı. Dedi ki seçim dönemi gelirler, ona bir miktar zam yaparlar. Aa ben seni düşünüyorum diye bir
algı yaratırlar. Biz emeklilerde gider oylarımızı kuzu kuzu veririz.